Alıyoruz. İlerleme, gelenek. Oyun. İzin verir misin şunlara tıklayayım? Gerek kalmadı. Bunu nereye? Buraya, dur ya. Bak. Ona nasıl dikkat etmedim o kadar belli ki. Bak burada bir çubuk gösteriyor ya. Ben manyak dikkat etmiyorum. Yeni yer inşası. İlk konsey oturumu. Oturumu başlatalım. Yapamadım anlık. Gerçek ne? Gelecek tek konseyi döndüğünde oynanacak yeni yasağı teklif edeceksin. Şu an özel bir oylama söz konusu. Yeni Londra topluluğu seni lider olarak kabul etmeli. Peki ne? Vekillerin oturumu? Müzakere yap. Mesela en çok şu mu? İtici iktidarda kalmalı mı? Bu oylama başarısızlıkla sonuçlanırsa vekiller seni en kısa sürede görevden alacak. Evet oyu verdi. Şehir geliştirme faaliyetleri. Şehrin gelişme çabalarını destek çıkmak amacıyla her herkes ön üretimli malzeme imalatına katkı sağlamalıdır. Ne yaptık? İnananlar. İnsanlar diye mi okumuştum ben bunu? İnananlar. Bunlar ne istiyor karşılığında? Evet oyu ver. Oylama yap. Hayır. Hayırlı evlatlar. Kıtlığın önüne geçmek için üretim hatlarımız mal çıktısını artacak şekilde düzenleyeceğiz. Seri üretim malları. İlerleme yönünde attığı bir adımdır. Tamam. Kaybedeceğim biliyor musun? Ben oy veremem onu. Oo, 66 oyla kazan. Bu nasıl bir şey lan? Kaç bin kişi yaşıyordu o şeyde? Yarısının oy vermesi gerekmiyor mu? Ha ya da bunlar temsilciler onlar. Hadi ilk seçimi kazandık. Şehir dışında kalıcı bir yakıt kaynağı bul. Tamam.
Sözümü tutmuş oluyor mu yani böyle yaparak? Ay yakıt diyor, yakıt salık. Salık yakıt diyor adam. Yakıt kaynağı da yok demiş. Oğlum ben yakıt kaynağını nereden bulacağım? Talep, gereksinimler. Hiç olabilir miyim? Ben yakıt kaynağını harbiden nereden bulacağım? Etrafta yok. Bir de ne? Kalıcı bir yakıt kaynağı. Kalıcı. Kalıcı dediği şey olması gerekiyor. Demir bu. Verimli toprak. Mecbur şunu deneyeceğim. İnşallah kabul eder. Etmezsen anayı yedik. Ve buraya doğru ilerlediğim. Şurada bir şey var ya. Hayırlı evlatlar yaklaşımını araştır. Hayırlı evlatlar. Toplumun istediği. Yasa çıkar bir de. Görüntülemek için konsey üyeleriniz çıktı. Ha? Yasayı çıkarmak istiyorlar. Dur. Mesela bu kaç gün sonra? Burası bura. Dokuz hafta mı? Oğlum bu ne ya? Daha katkı maddeleri yok. Mallar vesaire. Şehir. Ama konseyin araya girmesine tüküreyim yani. Yok yani. Sınırsız diyorsun oğlum. Sınırsız ben nasıl bulayım yakıtı? Yedi hafta. Ne yapacağım da? Senin yapacağım şunu yapamıyorum. Şehir dışında kalıcı bir yakıt. Şuradaki kalıcı yakıtı mı döktüm ya? Kuş bina yuvası mı?
Kalıcı bir yakıt. %78. İnsanlar toplum talepleri karşılandı. Bence bunun da üstüne bir iş gücü olayını bir tık çözemedim. Şuraya yapmıştım ya zaten. Yaklaşan soğuk şehirdeki sorunlar. Kapatmanın nüfuzu azaldıkça farklı gruplar şehri kendi isteklerini yönetmeye çalıştı. Bu çok arttı. Ark fırtına gelince bir kömür tükenmeye başladı. Isı ve sığınak olmazsa insanlar donarak ölmeye başlayacak. Kaptan vefat etmeden halk bu görevi başarabileceğinize inanmıyor. Onları haksız çıkarın. Yönetici. Soğuk endişe ve vece seviyeye yükseldi. Hayatlarını kaybedebilir veya soğuk yanığına yakalanabilir. Bunun mücadele etmek için ısı sağla. Gerilim yüksek. İnsanlar korkuyor. Tamam oğlum. Sağlayacağım işte. Çıkarma bölgesi daha. Anladığım kadarıyla oğlum şey yok bende. Değil mi? Sınırsız. Mesela şu var. Şehrin dışında. Dur ya. Pardon. Salak mısın sen? Şehrin dışında diyor. Burası şehir zaten. Malzeme. Oğlum oyun ne diyor? Şehir dışı yani. Bura benim şehir. Buraya mesela. Sefer başlat. Buraya kimseyi gönderemem. O adamlar geldikten sonra diğer seferi de oraya başlat. Şu an gıdada düşüklüğe mi geçtik? Bekle. Zaten şey vardı. Vekillerin oturumu. Tamam. Gıda bölgesi okey. Tamam. Yeni yemek bölgeleri. Yeni yemek bölgesi. Da dur. Buradan. Şuraya doğru yol açıyorum ki şuraya gitsin. Bir yerde daha. Şu anlamadım. Mesela bu insanlar bu görevi yaptıktan sonra yani şurada sen ne diyeyim? Artacak mı? Ona merak ediyorum ben. Konseye gelelim. Evet oyu. Ama çocuklar öncelikle
turlarında mı çıkmam gerekiyor yani? Nereye gideceğiz? Evet oyu verirsen. Evet oyu 21. Dur. Burada kaç kişi var? Dur. Şöyle yap. Müzakereye git. 30 vekilin hepsi de. Verse. 4. İnsanlar bölünmüş. Ha, bu oyunda şu vardı. Ben mesela gidip isteyen kim müza şey şu yeni Londralar. Bunlar zaten şey yapmıyor. Ben bunlara evet oyu verin derim. Yani ama ben sizin talebinizi meclise sundum. Ama meclisten geçmedi. Ben bir şey yapamam. Yolculuklarına hazırlanmalarına herkes yardımcı olmalı. Topraklar üzerinde bir topluluk eylemi kullan. İnananla inananlar topluluk eylemi üye sayıları azalır ve konseyde sandalye kaybederler. Ki mesela desem ki bunlara bir kadar yürüye geçir. Araştırma vesaire. Okey. Şu üstte yürüye geçir. Yani yasa. Yasa teklifi değil mi bu? 48'e 48 ben bir şey yapamam. Eşit kaldınız. Oy ver. Ben yasayı sundum mu? Sundum. Onaylandı mı? Onaylandı. 51 oy gerekli diyor orada. Ama neden beni konduydun? Bak. Aşıma iş mi aldım şu an? Tamam. Şehir genişletme faaliyetleri. Hadi. Ben demin yanlış bir şey yaptım. Böyle bir şey olacak bence. Öz kare inan. Evet niye şey yasa? Ama bu kafasına göre yasayı bence geçirdi. Valla bir hafta sonra konseyi açabiliyorsanız açın. Ben geleyim onaylayayım. Bir hafta kaldı. Dur, düzeldi. Donma toplu, makine toplama verilen söz. Sefer desteği, şehir genişletme. Tam 35 hafta. 35 hafta. Yani mesela şey değil. Tamam. Ben ne diye düşündüm biliyor musun? Mesela ben onu bu hafta yapmadım ya. Artık onlar bana düşman olacak. Bir yasayı şehir hayatta kalması için elzem ilan. Böylece araştırmaların önüne geçip arada kalan vekilleri bu yasayı desteklemeye ikna edebilir. Bir yasanın konseyden geçme ihtimalini büyük oranda artıran oy prosedürünü açar. Konsey araya girdi. Tamam lan onu çözdüm. O kolaymış. Hani ben diyorum ki tamam hani istediğinizi yaptım. Mesela lan şunu yapamam. Sefer desteği. Olmuş toprakların sakinleri topluluğuna verilen söz. Buna mesela ben meclise sunacağım. Ama diyeceğim ki ya siz vermeyin oy.
geçmişe dair mi? Yaptık bakalım başımıza ne çıkacak. Şöyle yapıp. Dur. Sefer iptal et. Keşif süresi 10 hafta 2 gün. Gereksinim. Şuraya gidecekler. Bu arada abone olmayı lütfen unutmayın. Şuraya gidecekler. Dolmuş Körfez'e sonradan şuraya bir yol çıkaracağız mı? Başka neler şey yapabilirim? Sınırsız kaynak şu var. Yemek konusunda tam rahatlama getirtmem lazım adamlara. Sürekli büyüyecek bir kısım. Bir saniye. Şöyle yapsam. Da. Ama yanlara doğru genişlemiyor işte. Kötü. Böyle yapsam mesela şura şura. Hedefim şuraya gitmekti de. Ama o zaman belki şu kısma evler kurarız. Hiç değilse. Şu ısı gidiş gelişleri. Sanki şeyin gücü yetmemeye başlıyor. Süper fazlalık. Ben kömürün daha nereden bulacağım? Şansı mı kömür? Acayip az. Şurada ne var? Ben miktarı artsın. Heh, dur. 2 haftası kalmış bunda. Gerilim yok. Oranda hastalık soğuklu. Konseyde oylanacak bir sonraki yasanın yeni Londralılar tarafından seçilmesine izin var. İçki durumu tam derecede iyileşir. Hangisi istediydi? Bilerek söz veriyorum. Şöyle bir şey var. Adamlar söz istedi orada. Haftaları kaldı. Açıldı mı? Nereden de yapmak lazım değil mi? Malzemeler üretir. Ek altyapı vesaire. Bu nereye? Mal veya ürün. İlk yapı. Ve kursam oluyor mu yani? Şuraya mesela. Bakayım kurayım bakayım ne yapacak oyun. Belki şu artar ya. Değil mi? Çünkü mal istiyorlar. Mesela mal denmiyor buna. Ürün mü? İhtiyaç mı denir? Dur. Demek üzere. Bir haftası kalmış.
6 haftası var daha ya. 67. haftada mı orada olacaklar? Tam. Haydi. Üretimli malzemeler yokmuş. Bu anda da bir şey geldi ama ne geldiğini göremedim maalesef. Su çıkarım bölgelerinde inşa edilir. Onu da araştırmasını yapsınlar ya, bir şey olmaz. Ne? V ile mi uzaklaşıyoruz? Tamam. Bunu direkt çıkaracağım. Oyun izin veriyorsa eğer direkt çıkaracağım ama. Galiba istediklerini yaptık mı? Yapamadık mı? 9 hafta sonra. Attention citizens, a new law is in effect. Ya bunlara ne desem ki fonları arttır. İnanılır akşamlar ibadet düzenler, geleceğe dair ümit artar. Artsın. Bak eksi 70'e düşecek, 90'a düşecek. Çok az kaldı. Bak fırtına yeni geliyor ve benim bu sefer ömür yok. Ben burada bence biterim. Oldu. Biliyoruz. Analım. Sorun yok. Ha, bizim büyük bir sorun var çocuklar. Bunu yap. Yakında bir mağarada korkunç bir manzara ile karşılaştık. Sapa sağlam donmuş topraklar, teçhizatları uşanmış cesetler yan yana dizilmiş, donmaya bırakılmıştı. Yüzlerin üzerine kara petrol izleri vardı. Dehşet verici bir ıyı. Olabilir mi? Bir. Sız kıyıda bir yerde eski bir makineyi bulmaya gittiklerini gösteriyor. Sakin, yosun ve balıklarla beslenerek hayatta kalmaya çalışıyor. Bunların da olmadığı için da buraya gideceğiz çocuklar. Nasıl yapacağız? Evet.